Tabii siz gençsiniz. Koşa koşa çıkın, bu abiniz ne yapacak? Geçin oturun oraya. Geçin. Kalbim duracak. Efendim, son zamanlarda bir süt tartışmasıdır, aldı başını gidiyor. Herkes bir polemik yapıyor ama davetsiz misafir damgasını vuruyor artık bu meseleye. At sütü. At sütü daha önce duydunuz mu? İçtiniz mi bilmiyorum. Ben hiç içmedim. Bakalım nereye faydası varmış. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Hoş geldiniz. Üstadım, nasıl oluyor bu at sütü? At sütü şöyle ilaç bir şeydir. Yani biz bu Pamir Yaylası'nda at sütünü bu öksürükle o zaman yani doktorlar o kadar yok de öksürük için diye yani içiyorduk. Efendim önce şunu söyleyeyim. Biraz önce at yarışlarını izledik bizim. Gökböri mavi kurt turnuvasını gördünüz. Hı. Orada tozlardan dolayı ben biraz sıkıştı. Benim astımım var. Amcalar bana dedi ki çık dedi şu yaylaya doğru sana bir at sütü içirsinler de kendine gel dedi. İnanamadım. Nasıl dedim yani at sütü iyi mi geliyor öksürüğe, astıma? Nelere iyi geliyor? Bu astım, bronşit. Astım, akciğer bronşit. İçin, akciğerde temizlemek için çok ilaç bir şeydir. Yani bunu yani bir bardak sabah aç karın içiyorsun. Sabah aç karına bir aç bardak. Aç karına bir bardak içiyorsun. Fazla içmezsin yani. Benime bile iyi geldiği söyleniyor su, abicim. Su bardağı da bir bardak içiyorsun. Ondan bir bardak sonra, içiyorsunuz. Kahvaltını sabah yapıyorsun. Sabah atınız varsa. İnşallah. Yani bir... Ulu Pamir'de at sahıyoruz efendim. Belki de ilk defa ekranlarınızda görüyorsunuz böyle bir görüntüyü. Bunu pişirmeyeceğiz mi hocam? Yok. Bunu pişirmeyecek. Bunu öyle ham içecektir. Ham. Ne için? Pişirmeden çiğ. Ne için? Yani bu ilaç için öyle pişirmeden içiyor. Pişirsek bir şey yaramıyor. Yaramıyor yani. Bunu şimdi yani sıcak, doktorlar da yani çok tavsiye ediyor. Ben izleyicilerimize o zaman şöyle söyleyeyim. Davetsiz misafir süt kampanyasını Ulu Pamir'de at sütüyle başlatıyor. Çok iyi olur. Bakalım tadına. Evet, kampanyaya kaldığı yerden devam ediyoruz. Evet. Hem de at sütüyle. At sütünün tadına bakacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olur inşallah. Şifa olur inşallah. Acaba Turgay Orta Asya'nın bu çok popüler içeceğini nasıl bulacak? Oh, çok güzelmiş. Neye benziyor biliyor musun amca? Hindistan cevizinin suyu var ya. Biraz ona ben. Sen karışma, ben anlatacağım. Sen karışma oradan. Biraz da böyle hani daha buğdaylar olmadan yeşilken böyle ağzınıza atarsınız ya böyle ağzınızda oynarken bir tat gelir. Tabii, ot tadı. Tadı var. Bunun yediği bütün otların tadı burada. Çok hafif. Oradadır.